Geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir saatinizi alacağım. Onu baştan söyleyeyim. Sonra bir kısaca biraz da 100. yıl ve iktisat kongresi ile ilgili yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim. Ondan sonra sizlerin sormak istediklerini cevaplamaya gayret edeceğim. Aşık Daimi diyor ki, damlanın içinde evreni buldum. Bugün sizlere Geleceğin Türkiye'sinde bir damla olarak İzmir'i anlatacağım. Geleceğin Türkiye'si diyorum çünkü biz İzmir'de bir adım atarken kendimize iki kere soruyoruz. Birinci sorumuz, İzmirlilere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? İkinci sorumuz, Geleceğin Türkiye'sine nasıl daha iyi bir örnek olabiliriz? Bunun için ne yaptığımız sorusu kadar, nasıl yaptığımız sorusu da büyük önem taşıyor. Çünkü biz sadece başarılı olmakla yetinemeyiz. Asla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda adaleti ve refahı herkes için büyüten sosyal demokrasinin değerlerine dört elle sarılmak zorundayız. Geleceğin Türkiye'si için ektiğimiz tohumları İzmir cephesinden tüm Türkiye satına ancak böyle yayabiliriz. Bu nedenle sizlere az sonra sunacağım icraatlarımızın hiçbirini masa başında belirlemedik. Doğrudan uygulama satında gerçek hayatın içinde yoğurarak hazırladık. Her bir projemiz defalarca vatandaşlarımızın ve ortak aklın sınavından geçti. Liyakatlı ve yenilikçi uzmanların eliyle son halini aldı. Bir de bütün bunlar dört ayrı mecrada biriktirdiğim deneyimin harmanlanmasıyla ortaya çıktı. İlki İzmir'in Expo 2015 adaylığı nedeniyle üstlendiğim genel sekreterlik göreviydi ve bu vesileyle dünyanın birçok ülkesinde İzmir'i anlatma fırsatı buldum ama birçok kentinden, ülkesinden de son derece ilham aldım. Daha sonra 10 yıl boyunca Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Çitta Slovağı'na katılmamız vesilesiyle Anadolu'nun tüm biblo kentlerini görüp onların uygulama örneklerinden çok şey öğrendim. Nihayet Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ni kurduk ve Türkiye'nin her yerindeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle iletişim kurduk. Onların çalışmalarından örnek aldık. Ve nihayet son 3 yıldır da 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sık sık bir araya gelerek birbirimizin çalışmalarından çok şey öğrendik, çok ilham aldık. Özetle bu farklı 4 alanda biriktirdiklerimizle, uzmanların görüşleriyle bu noktaya geldik. Seçim kampanyamızda iki sloganımız vardı. Çok renk, çok ses, çok nefes İzmir ve aşkla İzmir. Aslında bu cümlelerin anlamı İzmir'i demokrasiyle kalkındırmak ve bunu tutkuyla yapmaktı. Biliyor ve yaşıyoruz ki demokrasi olmadan da zenginliği artırmak mümkün. Ne var ki böyle olduğunda o zenginlik belli bir zümreye, beşli çetelere, oligarklara gidiyor. Milyonlarca insan zengin olanı daha da zenginleştirmek için çalışıyor. Yaşadığımız bu hazin durum, demokrasinin yalnızca sandığa indirgenmesi nedeniyle oluştu. Oysa yaşamın her alanına yayılması, her karar alma sürecine sirayet etmesi gerekiyordu. Bunun için öncelikle sosyal demokrasinin açısını genişletmek zorundayız. Sosyal demokrasinin günümüzün sorunlarına çözüm üretebilmesi için ekonomik ve ekolojik demokrasiyle bütünleşmesi gerekiyor. Biz İzmir'de halkın gücünü örgütleyerek ekonomik demokrasiyi hayata geçiriyoruz. Halkın üretimin öznesi olmasını sağlayarak refahı tabana yayıyoruz. Dahası demokrasiyi tanımlarken doğayı da dışarıda bırakmadan ekolojik demokrasiyi güçlendiriyoruz. Ekoloji ve ekonomi arasındaki ses benzerliğinden daha güçlü bir bağ olduğunu söylemek gerekiyor. Ekosistemi korumadan ekonomide kalıcı bir gelişme sağlamak mümkün değil. Bu nedenle icraatlarımızı anlatmaya ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasinin iç içe geçtiği İzmir tarımı çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz harita Türkiye'nin ilk çoban haritası. Bu çalışmayı geçtiğimiz yıl bugünlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde yaptık. İzmir'in
sağlıklı ve piyasa değeri yüksek küçük baş süt üretimi konusunda öz değerini ortaya koyduk. Belirlediğimiz 4.658 çobanın ürettiği sütleri piyasa değerinin yaklaşık iki katı bedelle satın almaya başladık. İzmir'de üretilen sütün onda birine talip olmamıza rağmen küçük baş sütü fiyatının %100'e yakınını regüle etmiş olduk. Koyun keçi yetiştiricileri birlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği rakamı taban fiyatı olarak açıkladı. Bu sayede topraklarımızın öz değeri olan küçük baş sütünü yeniden ekonomiye kazandırmış olduk. Bir yerel yönetim olmamıza rağmen hükümetin bıraktığı boşluğu doldurduk. Kamunun adil regülasyon görevini yerine getirdik. Bu uygulamanın tam tersini ise buğday için gerçekleştirdik. Bu yıl 7 lira olarak açıklanan buğday taban fiyatına İzmir'de 14 lira veriyoruz. Mart ayından bugüne kooperatiflerimiz aracılığıyla 16,5 milyon liralık küçük baş sütü aldık ve tamamından peynir yaptık. Peynirlerimizi yine kooperatiflerimiz üretti. Bunları işlemek, peynir yapmak için de 5 milyon liralık üretim masrafı yaptık. Toplamda 40 milyon liralık peynirimiz oldu. Sadece 4 ayda ve yalnızca tek bir kalem ürün üzerinden 18,5 milyon liralık katma değer yaratmış olduk. Üstelik bunu belediye şirketlerimiz üzerinden tek bir kuruş kamu kaynağını israf etmeden yaptık. Bu arada sürpriz peynirlerimiz geliyor ve çok yakında İzmirli markasıyla piyasaya süreceğiz. Elde ettiğimiz bu katma değer sayesinde yüzlerce gencimize istihdam sağladık. Süt üretimini bırakan onlarca küçük üretici mesleğine geri döndü. Bergama'da kapanma noktasına gelen kooperatifler yeniden hizmete girdi. Bu köylünün gücü yetmiyor. Mevcut hükümetin bizlere destek olması gerekiyor. Benim arkamda dursun, ben bu topraklara gündüz ayrı, gece ayrı ürün yetiştirebileceğim şekilde benim topraklarım. Gerçekten ülkenin Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken şeyleri şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ve biz bundan gurur duyuyoruz. Bizim tek dayanağımız hayvancılık. Tamamen doğal olan ürünlerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde tüketiciyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Biz doğduğumuz yerde doğuyoruz. Yani çocukluktan beri bu işi yapıyoruz, hayvancılığı. Bizim her şeyimiz hayvanlarımız. Çocuklarımıza baktığımız gibi hayvanlarımıza bakıyoruz. Umutlarımız belediye ile birlikte oldu. Bizim sütümüzü değerlendiriyor, hayvanımızı değerlendiriyor. Çok memnun olduk. İnandığımız işin peşinden koşuyoruz. Turistler inandı, köydeki üreticileri inandı. Bu pazarları kurdu, üretici pazarları. İnanıyorum ki Türkiye'de başka bir tarım mümkün olacak ve çok yakın zamanda olacak. 30 yıldır hayvanla uğraşıyorum. Şu anda da kendi halime keçi yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifimiz aracılığıyla 3 senedir çalışıyorum. Gerçekten şunu anladım ki başka bir tarım mümkün. İzmir Büyükşehir Belediyesi süt alımı yapacak diye duyduğumuz anda gerçekten böyle sanki nefesimiz açıldı. Allah razı olsun. Yani biz boğulma üzereydik. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz sonuna kadar yanınızda duracağız. Evet, başka bir tarım mümkün adını verdiğimiz bu yerel tarım politikası üreticinin desteklenmesinden çok daha fazlasını hedefliyor. İlk olarak öz kaynaklarımıza dayalı yerli ve milli bir tarım politikası inşa ediyoruz. Bunu doğru ürün planlaması ile yapıyoruz. İkincisi, kırsal kalkınmayla köylümüzün doğduğu yerde doymasını sağlıyoruz. Üçüncüsü, kuraklıkla mücadelemizi büyütüyor, su kaynaklarımızı ve doğamızı koruyoruz. Dördüncüsü, katma değerli ürünleri ortaya çıkararak kentimizdeki gıda sanayini ve istihdamı büyütüyoruz. Beşincisi ve belki de en hayati olanı, gıda güvenliğini sağlıyoruz. Hayat pahalılığının zirve yaptığı bir dönemde şehirlerimizdeki milyonlara sağlıklı ve ekonomik gıda tedarik ediyoruz. Tarımla ilgili çalışmalarımız ürün planlaması ve destekleriyle sınırlı değil. 2021'de İzmir'in süt kuzusu projesini daha da büyüterek kapsamını 11 ilçeden 30 ilçeye çıkarttık. 265.300 çocuğa ayda 8 litre süt ulaştırdık.
Süt alınan kooperatif sayısını birden 6'ya çıkarttık. Süt üreticilerine 3 yılda 277 milyon 129 bin lira destek olduk. Son 3 yılda 73 üretici kooperatifinden aracısız ürün alımı yaparak üreticimize 540 milyon liralık destek sağladık. Bayındır'da 140 milyon lira yatırım maliyetiyle günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip süt işleme fabrikamız bitmek üzere. Yaz sonu açılışını yapacağız. Tarım konusunda 2 yeni tarımsal eğitim kurumu kuruyoruz. Tarımda genç istihdamının giderek azaldığı bu dönemde bu iki yeni eğitim kurumu çiftçilerin bilgi ve tecrübelerini geliştirecek. Bunların ilki Bademler Köyü'ndeki İzmir Tarım Okulu, diğeri ise İzmir Tarım Teknolojileri Üniversitesi. %100 burslu eğitim verecek okulumuzun 2023-24 eğitim öğrenim yılında açılmasını hedefliyoruz. Büyük gurur ve mutlulukla söyleyebilirim ki Bademler Tarım Lisesi yeni nesil köy enstitülerinin Türkiye'deki ilk kapsamlı örneği olacak. Ekolojik demokrasi doğamızla uyum, doğamızla uyum vicdan demek. Doğanın hakkı vicdan sahibi yürekler tarafından korunur. Gezi direnişinde bunu gördük, Kaz Dağları'nda bunu gördük. Zeytin ağaçlarını yok etmeye çalıştıklarında bunu gördük. Hep birlikte doğanın sesi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğadan üstün veya onun hakimi değiliz, onun bir parçasıyız. İzmir'de ekolojik demokrasiyi çalışmalarımızın temel ayaklarından biri kabul ediyoruz. İzmir'de doğayla uyum deyince önümüzdeki en büyük meselelerden birinin körfez temizliği olduğunu biliyorduk. Göreve gelir gelmez, öncelikle körfezi temizlemek için uygulanan stratejiyi ve faaliyetleri masaya yatırdık. Körfezin ne yazık ki halen kirli olmasının üç ana nedenini belirledik. Birincisi, İzmir'in yağmur suyu ayrıştırma altyapısının çok eksik olması, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sisteme sahip olması. İkincisi, tüm İzmir'in arıtmasını yapması beklenen oldukça eskimiş büyük kanal projesindeki tasarım hataları. Son olarak Çiğli arıtma tesisinden çıkan suyun körfezin en dar noktalarından birine deşarj ediliyor olması ve iç körfezdeki sığlaşma. Takdir edersiniz ki katlanarak büyüyen ve yıllarca ihmal edilmiş bir meseleyi birkaç yılda çözecek sihirli bir değnek kimsenin elinde yok. Tüm imkanları zorlamamıza karşın maalesef yaptığımız müdahaleler için zamana ihtiyacımız var. Bu bardağın boş tarafı. Dolu tarafı ise bugün elimizde körfezin nasıl temizleneceğine dair çok net bilimsel bir yol haritası var. Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz. Körfezle ilgili sorunlara paralel olarak bu stratejimizin de üç ayağı var. Birincisi, İzmir'de birlikte akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak. Adına bileşik sistem denilen ve aslında bir sistemsizlik anlamına gelen bu yaklaşım şehrimizde koku, taşkınlar ve körfez kirliliği başlıklarıyla tezahür eden tüm konuların ortak nedeni. İkinci ayak, Çiğli arıtma tesisinin ve çamur döküm sahasının rehabilitasyonu. Üçüncü ve son ayak, Çiğli arıtma tesisinden çıkan binlerce metreküp tatlı suyun çıkış noktasını iç körfezden orta körfeze taşımak ve iç körfezin sığlaşmasını engellemek. Şimdi bu üç başlıkta yaptıklarımız hakkında biraz daha detaylı bilgi paylaşacağım. İzmir'in yağmur suyu altyapısı ne yazık ki yok denecek kadar az. Çok büyük bir metropol olmasına rağmen İzmir'in yağmur suyu kanalları 50 yıldır ihmal edilmiş. Yağmur suyu toplayan altyapı sistemi, yani bir nevi şehrin yeraltı dereleri inşa edilmemiş olduğu için yağışların bir kısmı yüzey akışına geçiyor ve yollarda su baskını riski oluşturuyor. Dahası yağmurun önemli bir kısmı da kanalizasyon ağına karışarak sistemi kilitliyor. Zaruri olarak kanalizasyon suları yağmurla birlikte denize akıyor. Hem körfez kirleniyor hem de şehirde koku sorunu oluşuyor.
Körfez'deki koku ve kirliliğin ana kaynağı iddia edildiği gibi düşük sirkülasyon değil, yüksek kontaminasyon. Maalesef uzun yıllardır İzmir'de durum bu. Bu nedenle daha önce çözüm olarak önerilen sirkülasyon kanalı kapısı bacası açık bir evde toz almaya benziyor. Dolayısıyla böyle bir kanal açılsa bile Körfez'deki kirlenme ve sığlaşma sorununu çözemiyor. Bu nedenle birinci önceliğimiz dere ağızlarındaki 50 santime kadar varan sığlaşmayı ortadan kaldırmak. Dahası tüm zorluğuna rağmen caddeleri kazarak İzmir'e çağdaş bir yağmur suyu altyapısı kazandırmak. Yani kapıdan bacadan giren kirliliği durdurarak Körfez'e lağım akmasını engellemek. Elbette bu iki ucu keskin bıçak. Yolları kazmaktan çekinerek yağmur suyunu lağımdan ayrıştıramazsınız. Körfez kokuyor. Caddeleri kazıp kanal açarsanız trafik sıkışıyor. Herkesin keyfi kaçıyor. Ama yumurta kırılmadan da omlet olmuyor. Tüm algı operasyonlarına rağmen bugüne kadar hiç kimsenin üstlenmediği bu görevi İzmir'de ekibimizle beraber göğüslüyoruz. Aksini yapmak zaten şehrimize ve göreve ihanet olurdu. Bu nedenle göreve geldiğim ay itibariyle İzmir'in yağmur suyu kanallarının inşa edilmesi talimatını verdim. Şu ana kadar 196 kilometre yaptık. 2 yıl içinde 200 kilometre daha yapacağız. Böylelikle yağmur suları hiç kirlenmeden Körfez'e, kanalizasyon suları ise kendi kapalı sistemi içinde doğrudan arıtma tesislerimize ulaşacak. Yağmur suyu hatlarımızın yapımı ve dere temizliği çalışmalarımızla Körfez'in tüm kirlilik kaynakları sıfırlanacak. Son olarak Atatürk Organize Bölgesi'nin sınırından geçen eski Gediz yataklarından birinin de Körfez'in ciddi kirlenme kaynaklarından biri olduğunu tespit ettik. Eski Gediz yatağı yüksek miktarda sanayi atığını doğrudan iç Körfez'e taşıyor. Bu konuda Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile görüşmeleri ekibimiz başlattı. Tüm bunlara rağmen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son verilere göre İzmir arıtma tesisleri açısından Türkiye lideri. Günlük 951 bin metreküp kapasiteye sahip 69 arıtma tesisine sahip şehrimizde bu hizmetten yararlanan kişi oranını %98.6'ya ulaştırdık ve bununla gurur duyuyoruz. Körfez kirliliği stratejimizin ikinci ayağı ise Çiğli arıtma tesisinin revizyonu. Çiğli arıtma tesisini yenilemek ve verimini artırmak için çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Öte yandan Güneybatı arıtma tesisi başta olmak üzere Körfez çeperindeki arıtmaların kapasitesini ve sayısını artırıyoruz. İzmir'in arıtma sistemlerinde desantralizasyona giderek hem elektrik maliyetini düşürüyoruz hem de Çiğli arıtma tesisi üzerindeki yükü azaltarak bu yatırımın ömrünü uzatıyoruz. Çiğli arıtma tesisinde attığımız ve etkisini orta vadede çok ağır, çok açık göreceğimiz adımlar şöyle sıralanabilir. İzmir'deki kokurun ana sorunlarından biri arıtmadan çıkan çamurun 20 yıldır Çiğli arıtmanın çevresinde depolanmasıydı. Arkadaşlarımız projenin orijinal tasarımında bu çamurun uzakta bir çamur tesisine taşınması olduğunu tespit etti. İzmir tarihinde ilk kez arıtma çamurunu Körfez kenarında değil, Manisa'da lisanslı bir tesiste depolamaya başladık. Eskiden birikmiş çamurun bertarafı içinse İT ile ortak bir proje yürütüyoruz. Bu yılın sonunda o çalışmayı da başlatacağız. İzmir'in koku kaynaklarından biri böylece tamamen ortadan kalkmış olacak. Tesisi devraldığımızda dördüncü fazın temeli atılmış fakat inşaatı durmuştu. Dahası ilk üç faz çok düşük verimle çalışıyordu. Piyasadaki tüm olumsuz koşullara rağmen bu fazların yenilenme ihalesi tamamlandı ve tesisimizde bakım çalışmaları başlatıldı. Dördüncü fazın ihalesine ay sonunda yeniden çıkacağız. Ama şunu belirteyim ki ilk üç fazda yapacağımız yenileme çalışması tamamlandığında aslında bu fazlar İzmir'in suyunu arıtmak için fazlasıyla yeterli olacak. Son olarak
çiğli arıtmadan çıkan suyun deşarj noktasında değiştiriyoruz. Çok sayıda bilim insanının katkılarıyla tasarlanan kapsamlı bir geri kazanım projesiyle iç körfeze ulaşan deşarj noktasını orta körfeze taşıyacağız. Değerli konuklar, tüm bu çalışmaları aslında kurduğumuz bir kriz masasıyla tespit ettik. Bir sıkıntı mı var? Salonu yeniledik. Bu ne? Yanıyor muyuz? He? Tamam, yanmıyormuşuz. Aslında tüm bu çalışmaları kurduğumuz bir kriz masasıyla sürdürüyoruz. Bunların hiçbiri sadece bizim bürokratlarımızın telkiniyle, yönlendirmesiyle verdiğimiz kararlar değil, çevre mühendisleri odamızın, çok değerli akademisyenlerin katıldığı bir kriz masası oluşturduk. Her hafta düzenli toplanıyor arkadaşlarımız. Ama dahası bir koku master planı hazırlığı yürütüyorlar. Yani bugün size anlattığım çalışmaları onların rehberliğiyle başlattığımız gibi asıl bizden sonra da devam edecek çalışmalar neler olmalıdır ve kalıcı olarak sürdürülebilir çözümler nelerdir? Bunları kısa vadede, orta vadede, uzun vadede çözümünü çalışan bir kriz masamız var ve bu vesileyle onlara da buradan teşekkür ediyorum. Biz İSU olarak İzmir'deki kokunun neden ve nerelerde kaynaklandığını TÜBİTAK ve üniversitelerimizin değerli bilim insanlarıyla tespit ettik ve birçok sebebi olduğunu biliyoruz. İç körfezimize dökülen derelerin ağızlarıyla Bostanlı sahil kesiminde sığlaşan, yani özetle sudaki azalan oksijen oranını artırmak için ilk çamı taramasına başladık ve devam ediyoruz. Çiğli atık su arıtma tesis sahasına Haziran ayı sonu itibariyle atık çamurun dökümünü sonlandırıyoruz. Çiğli atık su arıtma tesisimizin de revizyonuna bu ay sonunda başlıyoruz. Temiz bir körfez için imza attığımız bir diğer projemiz ise bileşik sistemin, yani atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılması. Yağmur suyunu ayrıştırıyoruz. 200 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarımız tamamlanmış olup ilave olarak 200 kilometrenin de yapımına devam ediyoruz. AOSB içerisinde kimyasal üretim yapan fabrikalardan kaynaklı keskin kokular için ise AOSB yönetimiyle görüşme halindeyiz. Eski Gedir Yatağı'nın İSU'nun sorumluluk alanında kalan kısmı tarafımızca temizlenmiş olup devlet su işlerinin sorumluluk alanında kalan kısmının temizliği için ise devlet su işleri bölge müdürüyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Nasıl ki Balçova Hacametli Deresi, Gazi Emir Emrez Deresi, Karaballar Çitlenik Deresi, Poligon Deresi, Güzel Ali Bölgesi ve birçok noktalarda yağmur sonrasında kronikleşen sel sorunu çözüm bulduysak, yeniden yüzülebilir bir körfez ve daha iyi yaşanır bir İzmir için İSU olarak kararlılıkla çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Evet, İzmir'de son 2 yılda orman yangını, sel, deprem gibi büyük ve yıkıcı doğa afetlerini ard arda yaşadık. Birçok vatandaşımız ve milyonlarca canlı bu afetlerden etkilendi, yaşamını yitirdi. Bir kez daha anladık ki doğayla uyumlu bir hayat kurmak ve bunun ilk adımını şehirlerimizde atmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle Türkiye'de yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk belediye olduk. İzmir'in yeşil altyapısını kurmak için kırsal alandan başlayıp şehrin sokaklarına, parklarına, kamusal binalara ve nihayetinde hanelere kadar uzanan detaylı bir stratejiyi uyguluyoruz. Yeşil altyapımızın kır ve kent merkezi arasındaki geçiş bölgesinde ise yaşayan parklar uzanıyor. Bu alanlarda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Doğayı koruyoruz ve vatandaşlarımızın tüm gününü geçirebileceği açık alanlar yaratıyoruz. Görev dönemimizin sonunda İzmir kent merkezini çepeçevre saran 35 yaşayan park hizmete girmiş olacak. Milyonlarca metrekarelik bu rekreasyon alanlarıyla şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16 metrekareden 30 metrekareye çıkmış olacak. Yeşil alanlarımız görev yaptığımız dönem içinde tam 2 kat artacak. Mavi şehirde hayata geçirdiğimiz Flamingo Doğa Parkı, Güzelbahçe'de hizmete açtığımız Olivelo, 180 bin metrekarelik Doktor Behçet Uz Parkı, Peynircioğlu Deresi
İnciraltı Terapi Bahçesi, Buca'daki Fırat Fidanlığı ve ödüllü projemiz 200 bin metrekarelik Portakal Vadisi yaşayan parklarımızın sadece birkaç örneği. Bu parkları İz Miras Rotası adını verdiğimiz yeşil koridorlarla Körfez kıyısına ve birbirine bağlıyoruz. İzmirlilerin yürüyerek kırsal alana ulaşmasını sağlıyoruz. Yeşil altyapı stratejimiz sayesinde kentin dışına ittiğimiz doğa tekrar kentin içine nüfuz ediyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan sünger şehir yaklaşımıyla şehri daha da çok betonla kaplamak yerine doğa esaslı çözümler üretiyoruz. İlk etapta 5000 binaya 5000 yağmur suyu deposu kuruyoruz ve İzmir'in hane ölçeğinde yağmur suyu tutma kapasitesini artırıyoruz. İzmir'i doğayla uyumlu hale getirmek için hane ölçeğinde de çalışıyoruz. İz dönüşüm projemizde çöp kavramına son veriyoruz. Çünkü çöpü bir ham madde olarak ekonomiye ve doğamıza yeniden kazandırıyoruz. 3 yılda 26 yeni bisiklet kiralama istasyonu açarak sayıyı 60'a çıkarttık. Bisiklet sayısını ise 400'den 890'a yükselttik. Bisiklet filomuza görme engelli vatandaşlarımız için tandem bisikletleri ve çocuk bisikletlerini ekledik. Bir toplumdaki adalet duygusu en güçlü olanı değil, en zayıf olanı nasıl koruduğunuzla ilgilidir. Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsümüz işte böyle bir anlayışla kuruldu. 37 bin metrekarelik alanda hizmet veren bu tesis aynı anda 1500 köpeği misafir edebiliyor. Doğayla uyumu şehrimizin ekonomik gelişimi için de bir ilke olarak kabul ettik. İzmir Limanı'ndan kırsal alana kadar uzanan bir yerel kalkınma politikasını ortak akılla uyguluyoruz. İzmir'de ekonomik demokrasiyi şehrimizin tüm öz değerlerini gün yüzüne çıkaran ve bunların üzerine katma değer ekleyen bir anlayışla çoğaltıyoruz. Çitaslow Metropol uygulaması işte buradan doğdu. İzmir 2021'de dünyanın ilk Çitaslow Metropol kenti ilan edildi. Bu programla İtalya'da kurulan ve 30 ülkeye yayılan Çitaslow felsefesinin metropollerde uygulanmasını İzmir başlatmış oldu. Metropoller için tüm dünyada uygulanabilecek bir döngüsel şehir yönetim modelini geliştiriyoruz. Ekonomik demokrasi anlayışımızın devamı olarak tarımsal kalkınma kooperatiflerindeki tecrübemizi kentsel dönüşüme de taşıdık. Şimdi size Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir kentsel dönüşüm modelini anlatmak istiyorum. İzmir'in yapı stoğu çok yaşlı. İzmir'le birlikte tüm Türkiye'nin sarsıldığı 30 Ekim depremi, bütün zorluklarına rağmen kentsel dönüşümde başarılı olmamız gerektiğini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Bu durumda öncelikle Büyükşehir Meclisimizden kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmek için belediye şirketimiz İzbeton'a yetki aldık. Sonrasında tüm İzmirlilere bir çağrı yaptık. Ve dedik ki gelin bir adım öne çıkın, elinizi taşın altına koyun. Çağrımız cevap buldu. İzmir'in iş insanları bu sıkıntılı süreçte inisiyatif aldı ve İzmir'in kentsel dönüşüm yapı kooperatifleri teker teker kurulmaya başlandı. Üç temel ilkeyle, yani yerinde dönüşüm, %100 uzlaşı ve Büyükşehir Belediyesi garantörlüğüyle İzmir'in dört bir yanında inşaatlarımız başladı. Gazi Emir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy olmak üzere 6 bölgede dönüşüm aynı anda devam ediyor. 3958 bağımsız birimin yapımı sürüyor. 2500 bağımsız birim ise yapım ihalesinde hazır hale geldi. Hedefimiz 20 bin konut yapmak. Arkadaşlarımın göstereceği 3 kısa video sanırım kentsel dönüşümü nasıl yaptığımızla ilgili daha net bir fikir sahibi olmanıza yarayacaktır. Evet. 10 yıldır İzmir'de kentsel dönüşüm tıkanmıştı. Çünkü müteahhitler az veriyor, vatandaş çok istiyor dediler. Yıllarca ihalelere müteahhitler girmediler. Büyükşehir Belediyesi bu sorunu biz çözeriz dedi. Taşın altına elini koydu. Biz kendi şirketlerimiz üzerinden bu inşaatları yapabiliriz dedi. Bunun çözüm noktası nasıl olabilir diye düşündüklerinde kooperatif böyle bir model olabilir mi? Bir imece usulüyle vatandaş diğer vatandaşların evini yapabilir mi sorusu gündeme geldi. Kooperatifler kuruldu. Bunun için de iş dünyasına Tunç Başkan bir çağrıda bulundu.
taşın altına sizler de elinizi koyun, bir adım öne çıkın dedi. İş dünyasından birçok arkadaşımızın görev aldığı kooperatifler oldu bunlar. Ve hızla gördüğünüz gibi inşaatlar temel atıldı ve ilerleyen noktalara doğru geldi. 300 Spartalı gibi 520 İzmirli çıktı ortaya, dayanıştı ve hem kendilerine ev yapıyorlar hem de gördüğünüz gibi örnek köyde bekleyen diğer vatandaşların evlerini yapıyorlar. İlk önce dedik olmaz mı ama sonra memnun kaldık. Yani 30 yıldır biz buralarda yaşıyor. Aynı yer verdiği için çok memnunuz. İlk önce dedik geç teslim ederler, küçük ev verirler, düzgün yapı vermezler. Ama gayet memnunum ben evimde, hiçbir sorun çıkmadı. Zamanından önce teslim edildi. Pek korkmadım ya, belediye olduğu için ben korkmadım. Şu an git o boşaltmayanların evini görsen inan ki oturulacak gibi değil. Burada her şey gayet normal. Komşularımdan çok razıyım ben. Bu mühitin insanlar olduğumuz için birbirimize alışığız. Hiç değişen bir şey yok. Sade evler değişti. Süper evde oturuyoruz. Soba yok, tüsü yok, nem çekmiyor. Şu kırıldı, onun derdi yok. Çok güvenli, temiz. Doğalgaz yakıyoruz. Çocukları büyüttüğüm mühit. Yiniyoruz bakkalcılar, çoğunu hep tanıyoruz. Selam veriyoruz kiracılara, konuşuyoruz. Yani hiç öyle eskisi gibi sanki kardeş. Çok teşekkür ederim belediyede. Çok güzel ev yaptı, teslim ettiler. Gerçekten şaka ediyorum. Evet, 30 Ekim depreminde bir kira bir yuva kampanyamız sonucunda bir aydan kısa bir sürede çadırda tek bir İzmirli kalmamıştı. Şimdi o kampanya büyüdü, gelişti. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Depremde yıkılan binalardan birini yeniden inşa etmek için Dilber Apartmanı sakinlerinin kurduğu kooperatifle ortaklık protokolümüzü birkaç hafta önce imzaladık. 16 saniyede bütün hayatlarımız alt üst oldu. İşte bu gördüğünüz boş arazi bizim 93'ten beri evimizdi. Şu an olduğum yerde bu binanın iki kat üstünde, ikinci katta oturuyordum. 30 Ekim depreminden sonra çok sıkıntılar çektik. Tüm komşularımız darmadağın oldu. Önce bir TOKİ, daha sonra başka müteahhitler derken iyice karamsarlığa düşmüştük. Belli bir süre geçtikten sonra Ege Şehircilik'te bir randevu alalım. Telefon açtık, dedi ki bir randevu talep ediyoruz. Kendi aramıza güldük, bunlar bizi aramazlar diyerekten bizi aradılar. Can kulağıyla bizi dinlediler. Ve başkana iletip Türkiye'de ilk olan kooperatifleşmeye gittik. Hepimizin ortak kararıyla kooperatifleşmeye karar verildi. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, her şeyi bize onlar yönlendiriyorlar. Projelerini de Ege Şehir hazırladı ve bizlere danışıldı. En önemlisi de bu. Verdikleri emsal artışından dolayı iki kat fazlalığımız oluştu. Bu emsal artışını başkanımız sağladı. Alım garantisi verdi ve garantör oldu. Umarım bu insanlar için bir umut olur. Çünkü bu bizim için gerçekten çok büyük bir umut oldu. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz biz. Evime kavuşacağım diye çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasaydı biz yapamazdık bu evimizi. Tunç Başkanımız bize önderlik etti. Karanlığın içinde bize ışık oldu. Şu anda o umut ışığı içimizde büyüdü. İzbeton'a, Bayraklı Belediyesi'ne, Ege Şehir Planlama AŞ'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Tunç Soyer Başkanımızı evlerimiz bittikten sonra çay içmeye davet ediyoruz. Ben bir Urfalı olarak Tunç Bey'den bir söz almak istiyorum. Binamız bittikten sonra burada bir Urfa sıra gecesi düzenleyeceğim. Tunç Bey'in eşiyle beraber davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Evet, üretenin kendi kendini yönetebildiği kooperatifçilik modelini tarım ve kentsel dönüşümle birlikte toplu ulaşıma da taşıdık. Kısacası İztaşıt dediğimiz bireysel taşımacılığın toplu ulaşım sistemine entegrasyonu projesini başlattık. Bu kapsamda belediyemizin toplu ulaşım genel müdürlüğü ESOT bu hatları taşıma kooperatiflerine bıraktı. Bunun için 4 koşul öne sürdük. Birincisi, bizim istediğimiz standartlı araçlarla taşıma yapmaları. İkincisi, bizim fiyat tarifemizi uygulamaları. Üçüncüsü, belediyemizin belirlediği duraklarda durmaları. Ve son olarak
bizim istediğimiz kalitede hizmet üretmeleri. Esot bu hatlardaki araçları çektiği için olağanüstü büyük tasarruf sağladı. Mazot, personel, bakım, onarım. Kooperatifler iki misli, üç misli müşteri sayısını arttırdı ve vatandaşlarımız yüksek kalitede taşıma hizmeti almaya devam etti. İstaşıtı Seferihisar ve Kiraz'da başlattık. Menemen ve Torbalı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Koça ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda meclis kararı alarak ilk adımı attık. Mesela gece ondan sonra geldiğimde hani çok böyle rahatsız bir şekilde evime gidiyordum. Ama şimdi hani çok rahat bir şekilde hani sokağıma kadar bırakılabiliyorum. İstaş'ta müracaat ettik. Hayatımız tabii ki değişti. Yolcular memnun, şoförler memnun. Bizim daha önce 1000 civarında yolcumuz vardı. Yolcumuz çoğaldı. İstaşıt projesi aslında bir kentsel ulaşım sistemi rehabilitasyon projesidir. Kent genelindeki bireysel taşımacıların tek çatı altında kooperatifleştirilerek kurumsallaştırılması üzerine kuruludur. Belediye ilgili yürütülen toplu taşımacılık standardının tüm kent genelinde uygulanmasını sağlıyor. Araç standartları yükseliyor, denetim artıyor, şoför standartları yükseliyor. İzmir'in karta geçişle birlikte kent merkezinde uygulanan indirimli öğrenci, öğretmen tarifeleri, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız gibi bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Esot otobüsleri çekildi, bize bıraktı yani bu görevi. Biz üstlendik, sayımızı çoğalttık, halkı memnun etmek için dakikalarımızı düşürdük. Çok güzel oldu yani, memnunuz, başkanımdan çok memnunuz. Diğer araçlarda çok sıkış sıkıştı. Şimdi daha ferah, daha güzel. İstediğiniz yerde duruyor, en ucak köşelere falan gidebiliyor. İzmir için çok iyi bir şey oldu bu. Çok teşekkür ediyoruz bize bu konfor sağladığı için. Teşekkürler, ya başka bir şey diyemiyoruz abi. Allah razı olsun. Evet, pandemi boyunca toplu ulaşım kuruluşlarındaki hasılat kaybımız en az 745 milyon lira olmasına rağmen yatırımlarımızı durdurmadık. 652 milyon lira bedelle Esot tarihinin en kazançlı yatırımını yaparak 473 yeni otobüsü filomuza kattık. Bu alımlarla birlikte her gün servis veren araçlarımızla 5.4 yaş ortalamasını yakalamış olduk. Ve Avrupa'nın en genç otobüs filolarından biri haline geldik. Genç filomuz meyvesini yılda 6 milyon litre daha az akaryakıt tüketerek verdi. Bu da yaklaşık 114 milyon liralık bir tasarruf anlamına geliyor. Otobüs filomuzun tamamının engelli erişimine uygun olması ise en büyük gurur kaynaklarımızdan. Şimdi size nasıl 1 milyar 485 milyon lira tasarruf ettiğimizin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Enerji fiyatlarında Türkiye'de yaşanan artışlar ve vatandaşın faturasına yansılan faiz zamlar herkesin belini büktü. Önümüzde iki seçenek vardı. Ya bu artışlar sonrası İzmirlilere sağladığımız hizmetlerin bir bölümünden vazgeçecektik ya da Büyükşehir Belediyesi'ni enerji konusunda kendine yetebilen bir hale getirecektik. Biz ikinci yolu seçtik ve daha önce denenmemiş bir yöntem geliştirdik. İz Enerji şirketimiz bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'ni yani İZETAŞ'ı kurduk. İZETAŞ'la ilk aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. İZETAŞ'ın kurulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde enerji giderlerinde %22'ye varan bir tasarruf sağladık. 5 yılın sonunda bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 1 milyar 485 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 700 milyon kilowatt saat yapıyor. Bu ekonomik olarak çok ciddi bir gider kalemi oluşturuyor. Bu gideri kontrol etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunçer'in işaretiyle bir tedarik şirketi kurma kararı aldık. Yıllık 300 milyon liralık enerji tasarrufu sağlamakla beraber bütün kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklarına bağlanmasını sağladık. Su İdaremiz İSU Genel Müdürlüğü belediyemizin toplam enerji sarfiyatının yaklaşık %75'ini tek başına yapıyor. İdaremiz bünyesinde toplamda 1586 adet elektrik aboneliği bulunmaktadır. Bu aboneliklere 2022 yılı içinde 450 milyon kilowatt saat enerji alımı planlanmış. Ancak ülkemizdeki
enerji fiyatlarındaki artış ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle ihalemize hiçbir firma teklif sunmamıştır. 2021 yılı içinde 333 milyon TL olarak ödediğimiz enerji bedeli son zamlardan sonra 2022 yılı içinde 1 milyar 50 milyon TL'ye ulaşmıştır. İzzetaş İzmir Tedarik AŞ ile yapılan bu sözleşmeler kapsamında yaklaşık 100 milyon TL'ye yakın bir tasarruf elde edilmiştir. Bu sayede belki de 70. arıtma tesisimizi finanse etmiş olduk. Türkiye'de bir ilk olan bu tasarruf projesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Evet, tabii bu rakamlar eskidi size sunana kadar. Yeniler, yeni zamlar değiştiriyor. Ama prensip devam ediyor. Tasarruf dedik, vatandaşın refahını yükseltmek dedik. Peki bu refah nasıl yükselecek? İzmir ekonomisinin en çok ihmal edilmiş bir ayağı da turizm. 2019 yılı verilerine göre Atina'ya yılda 6 milyon, Barcelona'ya ise 12 milyon turistin gittiği Akdeniz çanağında İzmir'in aldığı pay sadece 1 milyon ziyaretçi. Üstelik ülkemizin cari açığını kapatmada en önemli kalemlerden biri turizm gelirleri. Fakat biz ne tür bir turizm istiyoruz? Uluslararası zincir otelleri ve sadece plajları dolduran kent merkezine, küçük esnafa, yerele hiç faydası olmayan bir turizm anlayışının geleceği bizim açımızdan yok. Bu nedenle Çeşme projesine karşı çıkmıştık. 2021'de sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında arka mahallelerde 300 yüzme havuzu hizmete almıştık. Konak, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde kurulan havuzlarda yaklaşık 6 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermiştik. Bu yıl yine arka mahallelerde 7 havuzu çocuklarımızla buluşturduk. Şu an itibariyle hedefimiz en az 10 bin çocuğa ulaşmak. Vallahi bu mahallede biz senelerdir oturduk, hiç böyle bir şeye karşılaşmadık ve en son işte bu acil ekip geldikten sonra değişti mahallemiz. Güzel parklar yapıldı, yollarımız yapıldı, su kanallarımız yapıldı. Çok değişti mahallemiz, memnun kaldık. Acil Çözüm Ekibi İzmir'de metropol ilçelerin kentsel olanakları kısıtlı, sosyal olanakları kısıtlı mahallelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak sorunların yerinde tespit edildiği, sorunların çözüm süreçlerinin başlatıldığı bir ekip. İki aşamalı bir iş, mahallelere gidip tek tek kapı kapı dolaşarak bütün vatandaşlarla görüşüyoruz. Detaylı bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporlar başkanımız ve koordinatörümüze iletiliyor. Uygulama aşamasında başkanımızla birlikte sahaya çıkıyoruz. Başkanımız sorunları vatandaşla da birebir görüşerek yerinde tespit ediyor ve daha sonra çözüm aşamaları ile ilgili talimatlarda bulunuyor. 5 ilçe, 18 mahallede çalışmalarımızı tamamladık. 16.535 hanenin kapısını çalarak 57.000 kişiyle iletişim kurmuş olduk. Talepler doğrultusunda da 30 tane parkımız yenilendi. Bunun dışında çok ciddi asfalt çalışmaları yapıldı. Trafik düzenlemeleri yapıldı. Yağmur suyu hattı çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Acil çözüm ekipleri bir gün kapıyı çaldılar. Biz de dileklerimizi ilettik. Onlar da ilettiler Tunç Başkan'a. Sağ olsun, hizmetlerini görüyoruz yani. Teşekkür ediyorum bizi duydukları için. Evet, şehrimizdeki ve ülkemizdeki derin yoksullukla amansız bir mücadele veriyoruz. Masal evleri adını verdiğimiz bir proje aslında bu mücadelemizin en önemli anahtarlarından biri. Masal evlerimize özel bir anlam atfediyoruz. Çünkü bu proje kreşlerimizden çok daha büyük bir işleve sahip. Her bir masal evi aynı zamanda bir istihdam merkezi. Türkiye'de bir benzeri bulunmayan bu merkezlerimizde çocuklarımız okul öncesi öğrenim görürken anneleri de bir meslek öğreniyor veya bir işte çalışıyor. İzmir'in tüm ilçelerine yaygınlaştırdığımız masal evleri annelere çocuğunu büyütürken çalışma imkanı sunmuş oluyor. Kadınların iş yaşamına katılımını doğrudan desteklemiş oluyor. Kadınların düşüncelerinden mahrum bir toplumda yaşamak zorunda bırakılan herkes yarımdır. O insanların işleri yarımdır, hedefleri yarımdır, duyguları yarımdır, vicdanları yarımdır, cevapları yarımdır. Böyle bir toplumda herkesin geleceği yarımdır. Biz İzmir'de hiç kimseye yarım bir gelecek bırakmak istemiyoruz. Yarım İzmir değil, eşit İzmir için çalışıyoruz.
Kadınların eşitlik talebinin üzerine titremeyi İzmir'de temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Açtığımız sığınma eviyle şiddet gören kadınlara sahip çıkıyoruz. Örnek köyde anahtar adıyla kadınlara bütüncül hizmet sunan sosyal yaşam kampüsünü kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizin yarısı kadın. Ulaşımda kadın istihdamını ise Türkiye'de ilk kez İzmir'de başlattık. Ve birçok belediyeye ilham kaynağı olduk. Son 3 yılda Türkiye'nin ilk belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nin hizmet alanını genişlettik. Yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza verdiğimiz evde bakım hizmetini İzmir'in 30 ilçesine yaydık. Engelli vatandaşlarımız için evde bakım hizmetinin yanında çok sayıda proje uyguluyoruz. Gençler hepimizin göz bebeği. 9 Eylül Ege Katip Çelebi Üniversitelerimizde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde günlük 4000 kişilik yemek dağıtımı yaptık. Okullarımıza yakın noktalarda çorba durakları açtık. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları çok daha zor koşullarda geçiren genç arkadaşlarımıza destek olduk. Ailelerinin yükünü hafifletmeye çalıştık. 5547 üniversite öğrencisine 8 ay için toplam 3200 lira olmak üzere 17 milyon liralık bir eğitim desteği yarattık. Geçtiğimiz sonbaharda okulları açıldığı halde açıkta kalan 440 öğrencimize kalacak yer bulduk. Ayrıca 835 kişilik bir yurt kurmaya başladık. 8 noktada başladığımız İzmir.net kablosuz ve ücretsiz internet projemizi 30 ilçede 78 park ve meydan, 20 vapur, 7 iskele, 60 otobüs hattı, 17 metro istasyonu, 41 tramvay, 78 köy ve 23 aktarma merkezi olmak üzere 3 yılda 324 noktaya çıkardık. İzmir genelindeki internet hizmetimizden her ay 3 milyon vatandaşımız yararlanıyor. İzmir'in gençlerinin internete ücretsiz erişimi için 22,5 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet koridorunu kurduk. 75 branşta ücretsiz eğitim veren meslek fabrikamızın 13 olan kurs merkezi sayısını 26'ya çıkarttık. Liman kenti İzmir ile Akdeniz'in tüm kentleri arasındaki kültürel alışverişin artırılması ve dostluk bağlarının güçlenmesi için 2020 yılında Akdeniz Dilleri Merkezi'ni açtık. Boş koltuk yok. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle her mahalleye bir kütüphane kampanyası başlattık. Şimdiye kadar 10 mahalle kütüphanesini hizmete aldık. Hedefimiz 2022 sonuna kadar 50 kütüphaneyi açmak. Ekonomik krizin bu denli büyüdüğü 3 yıl, sosyal yardımlarımızın da çığ gibi büyüdüğü bir dönem oldu. Sadece 2021'de yapılan nakdi yardım tutarı 79 milyon 150 bin liraya ulaştı. Böylece hedeflediğimizin 2 katına çıktık. Yapılan nakdi yardımın ulaştığı kişi sayısı ise 107 bini aştı. Gıda paketi ulaştırdığımız vatandaşlarımızın sayısı 252 bin. Sadece bu rakamlar bile şehrimizdeki derin yoksulluğun ne boyutlara geldiğini ve belediyemizin kısıtlı imkanlarıyla buraya yaraya nasıl derman olmaya çalıştığını gösteriyor. Sosyal belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda İzmir'in 4 ayrı bölgesinde biz İzmir dayanışma noktaları açtık. Vatandaşlarımıza günlük 1000 kişilik yemek dağıtımına devam ediyoruz. Biz 2019 yılından bugüne 500 bin kapıyı tam 5,5 milyon defa çalmışız. Biz pandemi sürecinde ani ve büyük bir yoksullaşmayla karşılaştık ve hızla belediye olarak tüm tedbirleri aldık. Bu mahallelerin içlerinde olmamız gerektiğini kanaat getirdik. Bir yıl içerisinde 10 mahallenin içine gireceğiz ve buralarda geniş bir nüfusa yönelik doğrudan mahalle içerisinde çalışmaya gideceğiz dedik. Dayanışma noktası bütün sosyal yardım ve sosyal hizmet başvurularının alındığı, yerinde sosyal incelemelerin yapıldığı, hane ziyaretlerinin yapıldığı ve anında ihtiyaçlarının giderildiği merkezler. Buralarda her gün taş evimizde ürettiğimiz sıcak yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız belediyeye gelmiyor. Belediye olarak biz vatandaşlarımızın yanına gittik ve oralarda yer açtık. Tam bir yılda 10 dayanışma noktası açtık. Toplam
70 mahalleye hitap ediyor. 450 bin civarında bir nüfus yaşıyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişilik yemek dayanışma noktalarında. Bu sayı artarak devam ediyor. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar dayanışma noktası sayımızı 15'e yükseltmeyi planlıyoruz. Gıda paketi desteği, nakit yardımı, bebek bezi, bebek maması, süt desteği, engelli malzemeleri desteği, hasta yatağı, medikal malzemeler desteği, hasta bezi desteği ve benzeri doğrudan buralardan başvurularını gerçekleştirebiliyor vatandaşlar. Biz çok büyük bir daireyiz. Yaklaşık 850 çalışanımız var ve her gün 155 araç kontak çeviriyor. Şehrin her tarafına hareket ediyor. 30 ilçenin tamamına. 24 saat çalışan bir daire burası. Bu krizlerin tamamının yönetilmesinde başkanımızın ve üst yönetimimizin kriz belediyeciliği ülkelerinde doğrudan etkili oldu. Başkanımız çıktı İzmirlilere, siz merak etmeyin biz varız yanınızdayız dedi. Biz de o gün bugündür biz varız yanınızdayız diyoruz ve bunu kullanıyoruz. Evet, sosyal demokrasinin tabiatı gereği sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademi ile işbirlikleri kuruyoruz. Pandemi döneminde eğitim desteklerimiz ve kırtasiyeci esnafımıza katkı sunmak adına İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası ile bir protokol yaptık. Bu kapsamda 23 bin öğrencinin eğitim kartlarına 130 lira yükledik ve esnafımıza da böylece toplamda 3 milyon liralık bir ödeme yaptık. İzmir'in Halk Ekmek projesi sadece geçim derdindeki vatandaşımızı değil, aynı derdi yaşayan fırıncı esnafımızı da destekliyor. Çünkü Halk Ekmek kapsamında ürettiğimiz ekmeklerin önemli bir kısmını kendi ekmek fabrikamızda değil, esnafımızın fırınlarında üretiyoruz. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile bir protokol imzalayarak kentteki ekmek fırınlarının %30'luk atıl kapasitesini faaliyete geçirdik. 130 bin adet olan günlük üretim arzımızı yeni bir ekmek fabrikası kurmaya ihtiyaç duymadan kısa sürede 250 bine ulaştırdık. Daha çok vatandaşımız ucuz ekmeğe ulaşabilir hale geldi. İzmir Veteriner Hekimler Odası ile sahipsiz sokak köpekleri rehabilitasyon projesini başlattık. Türkiye'de ilk ve tek olan bu projeyle can dostlarımız kulak küpesi ve mikroçiple işaretlenerek anlık takip altına alınabiliyor. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 30 Ekim depremi sonrası kentteki mevcut yapı stoğunun envanterini çıkartmak için protokol imzaladık. Bayraklı ilçemizdeki 31.146 binanın kimlik belgesi çıkarıldı ve Büyükşehir Belediye'mizin internet sitesinde yayınlandı. Bu çalışmayı diğer ilçelere de genişletiyoruz. İzmir'de kadına yönelik şiddetin tam adını koymak gerek. Yaşanan dehşetin aslında bir erkek şiddeti olduğunu açıkça söylüyoruz. İzmir Barosu ile imzaladığımız şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık çalışmaları konulu protokol, bu konuda attığımız somut adımlardan biri. Turuncu Dernek, Eşit Yaşam Derneği ve İZİKAT'la imzaladığımız 3 ayrı protokol, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurduğumuz ortaklıklardan bir diğeri. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Peyzaj Mimarları Odası'nın tasarımını gerçekleştirdiği Turuncu Bahçe'yi İzmirli kadınların hizmetine sunduk. Değerli konuklar, İzmir geçtiğimiz Nisan ayında son derece değerli bir ödüle, Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. Şehrimiz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2022 yılında Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçildi. Önümüzdeki süreçte İzmir'de çalışmalarını yoğunlaştıracağımız bir vizyon projemiz Expo 2026. Türkiye'nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesini gerçekleştirmemize vesile olacak Expo 2026 ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon 700 bin ziyaretçiyi İzmir'de ağırlamayı hedefliyoruz. Expo 2026, İzmir'in uluslararası alanda bilinirliğini artırdığı gibi, Dünya Exposu'na giden süreçte de İzmir'e bir yol gösterecek. Dahası, İzmir, yarım asırlık kanayan yarasını, Yeşildere sorununu çözecek. Diğer bir önemli organizasyonsa, yine İzmir İnternasyonel Fuarı'na paralel olarak Eylül ayında düzenleyeceğimiz Terra Madre Anadolu Gastronomi Fuarı. Terra Madre Anadolu Gastronomi Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanındaki
küçük üreticileri dünya gastronomi piyasasıyla buluşturmuş olacak ve doğrudan küçük üreticilerimizin ihracatçı olmasına imkan vermiş olacak. Geleceğin İzmir'in en önemli parçalarından biri ise raylı sistemler olacak. Bu nedenle İzmir'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Projelerimizi geliştirdik, merkezi hükümetten gerekli onayları aldık, finansman kaynaklarını yarattık, 2 yıl içinde Narlıdere metro tüneli kazısını tamamladık ve 5 yeni güzergahta daha yeni metro çalışmalarını, yatırımlarını başlatıyoruz. Çiğli tramvayı da yapım aşamasında, Cumhuriyet'in 100. yılında Narlıdere metrosu ve Çiğli tramvayını hizmete almış olacağız. 28 kilometrelik Karabağlar Gazi Emir metrosu, 27,5 kilometrelik Otogar Kemalpaşa metrosu ve 5 kilometre uzunluğundaki Örnekköy Yeni Girne tramvay hattı İzmir'e yeni kazandıracağımız güzergahlar. Ve son olarak Buca metrosunun yapım hazırlıklarına başladık. Buca metrosu Türkiye tarihinde bir belediyenin kendi kaynaklarıyla yaptığı en büyük ve İzmir tarihinin en büyük projesi. Buca metrosu her gün İzmir nüfusunun 1/10'unu taşıyacak. Günde 10 İzmirli'den biri, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü finansal yapısı sayesinde Buca metrosu için 490 milyon euroluk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. 3.2 faizle aldığımız bu krediyi 4 sene ana para geri ödemesiz olarak 12 yılda ödeyeceğiz. Buca metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi ortalama 30 yılken biz bunu yarı süresi içinde gerçekleştirmiş olacağız. Trenleriyle beraber 765 milyon euroya mal olacak Buca metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri yaklaşık 45 milyon euro. Metro inşaatı 4 yıl ödemesiz dönemde tamamlanacak ve hat işletmeye açıldığında elde edilecek işletme geliriyle finansmanın geri ödemesi başlatılacak. Böylece kimsenin cebinden para çıkmadan İzmir tarihinin en büyük yatırımına kavuşmuş olacak. Ayrıca Buca metrosunun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu an otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Metro tamamlandığında belediyemiz bu hatları da boşalttığında yılda 48 milyon euro da tasarruf etmiş olacak. Raylı sistem yatırımlarının her birinde 7/24 esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Narlıdere metrosunda 600'den fazla çalışanımız var. Çiğli tramvayında yüzlerce kişi çalışmakta. Şu anda Fahrettin Altay Narlıdere metro inşaatımızdayız. Tüm tünel inşaatlarımız tamamlandı. Raylarda %70'lerdeyiz. Önümüzdeki yılın ilk 3 ayında deneme seferlerine başlamayı hedefliyoruz. Ekonomik durum tabii ki ortada, ancak belediyemiz ciddi anlamda raylı sistem yatırımlarına ağırlık verdi. Belediyemizin güçlü finansal yapısı sayesinde yurt dışı kredilerini çok uygun şartlarda sağlayabiliyor. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosunun ihalesini gerçekleştirdik. Onun da inşaatlarına başlamak üzereyiz. Çiğli tramvayı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yılın başında seferlere başlamayı planlıyoruz. Karabağlar Gazi Emir metrosunun proje çalışmaları devam ediyor. Yıl sonu itibariyle bakanlığa başvurumuzu yapmayı planlıyoruz. Kemalpaşa Otogar metrosu ile ilgili bir proje ihalesi gerçekleştirmiştik. Bakanlığın Halkapınar Otogar metrosunu yapmasıyla beraber hayata geçmesi gereken bir proje olarak önümüzde duruyor. Örnekköy'de bir tramvay projemiz var. Son aşamaya geldik. Yeni hatlar eklendikçe bunlarla ilgili de tramvay araçları alımına, yine metro araçları alımına çıkmayı planlıyoruz. Sürücüsüz metro yapmayı planlıyoruz. Bu da İzmir'de bir ilk olacak. Şu anda Fahrettin Altay Narlıdere metromuzla başladık. İzmirlilerin içi rahat olsun, raylı sistem ağını önümüzdeki dönemlerde de artacağını vatandaşlarımız da görecektir. Evet.
bizim de 100. yılımızı çok anlamlı bir biçimde kullanma heyecanımız var. Kutlama heyecanımız var. Peki bunu nasıl kutlamak istiyoruz? 1 Ağustos'tan itibaren 9 ay boyunca aslında 100. yılı birçok etkinlikle kutlayacağız. Turnuvalar, organizasyonlar, etkinlikler, konserler, yarışmalar, birçok şey. Ama 9 Eylül günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak İzmir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyonunu yapacağız. Ama asıl yapacağımız şey şu olacak. Bunun belgeselini çekeceğiz. Yani asıl bizden sonraki nesillere bırakacağımız şey o belgesel olacak. Yani biz bizden sonraki kuşaklara İzmir'in 100. yılı nasıl kutladığını miras bırakacağız. O günle ilgili birçok şeyi sürpriz olarak saklamak istiyorum affınıza sığınarak. Ama şunu söyleyeyim, olağanüstü büyük canlandırmalar olacak, gün doğdu meydanında olacak. Olağanüstü büyük bir konser olacak. Kısacası mutlaka şimdiden hepinizi oraya davet ediyorum. 10 Eylül'de bir başka organizasyonumuz var, yine büyük bir organizasyon. 10 Eylül'de İzmir'in türkülerini ve şarkılarını seslendiren 11 sanatçı Prag Senfoni Orkestrası'nda bunları kaydettiler ve bu yaptıkları kaydın sonucunda ortaya çıkacak albümü de 10 Eylül'den itibaren İzmirlilerle buluşturacağız. Ama o gün 10 Eylül günü de bu sanatçılar sahne alacaklar ve bu eserleri seslendirecekler. Neden 10 Eylül? 10 Eylül aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinin de yıl dönümü. Dolayısıyla biz bugüne kadar sadece 9 Eylül'ü kutluyorduk. Bugünden sonra 9 ve 10 Eylül'ü birlikte kutlamaya başlayacak İzmir. Çünkü Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişini de unutmamak gerekiyor. Peki, İktisat Kongresi. İktisat Kongresi gerçekten insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutuyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil. Çünkü İktisat Kongresi daha Lozan müzakereleri devam ederken, daha Cumhuriyet kurulmamışken bir devletin iktisat politikalarını belirlemek için yapılan bir kongredir. İzmir'de yapılmıştır. Daha Keynesyen politikalar tartışılırken İktisat Kongresi'ni düzenleyenler ekonomi politikalarına devletin müdahalesinin nasıl olması gerektiği konusunda görüşler ortaya koymuşlardır. Ve Cumhuriyet İktisat Kongresi'nden çıkan sonuçlarla iktisat politikalarını belirlemiştir. Peki 100. yılını dolduruyoruz Cumhuriyetimizin ve yeni bir yüzyıla gidiyoruz. Yeni bir yüzyılın iktisat politikaları nerede? Düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi bu iktisat politikalarını müzakere edecek ve siyasal partilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etmesi dileğiyle onların önüne sunacak. Peki neyi sunacağız? Kısaca bundan da bahsedeyim. Bundan önceki, yani 100 yıl önceki İktisat Kongresi'nde 4 ayrı toplum katmanını temsilcilerini bir araya getirmiş Mustafa Kemal Atatürk. Tüccarlar, sanayiciler, işçiler ve çiftçiler. 1200 küsur delege 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında nasıl bir toplum hayal ettiklerini, ekonomik sıkıntılarının ne olduğunu ve bunların nasıl aşılması gerektiğini aralarında müzakere etmişler. Şimdi biz bu 4 toplum katmanını aynı sayıda temsilciyle bir araya getireceğiz. 1 Ağustos'tan itibaren bu toplum katmanları 3 ay boyunca sorunlarını müzakere edecekler. 5 soruyu biz düzenleme heyeti olarak onlara sunacağız. 5 soruyu da onların belirlemesini arzu edeceğiz.
sonunda 10 sorunun cevabını 3 ayın sonunda ortaya koymalarını isteyeceğiz. Yani hangi hukuki düzenlemelerin yapılmasını ister acaba tüccarlar önümüzdeki 100 yıl için? Hangi düzenlemelerle nefes alacaklarını ve daha çok üretim yapabileceklerini düşünürler? Engeller nelerdir, fırsatlar nelerdir, tehditler nelerdir? Bütün bunları tartışacakları, müzakere edecekleri bir 3 ay bırakacağız. İstedikleri konuşmacıları, istedikleri akademisyenleri, istedikleri siyasetçileri buluşturacağız onlarla. Ve onlar bunu müzakere edecekler. Tek isteğimiz onlardan 3 ayın sonunda manifestolarını, sonuç bildirgelerini bizimle paylaşmaları. Bu 4 ayrı toplum katmanı 3 ay boyunca bu müzakerelerini yaptıktan sonra ikinci safhası başlıyor sürecin. Bu süreçte de 4 ayrı masa, 4 ayrı başlıkta bu 4 toplum grubundan gelen sonuçları müzakere edecek. Bunlar nedir? Birinci masa, birbirimizle helalleşiyoruz masası. İkinci masa, doğamızla barışıyoruz masası. Üçüncü masa, geçmişimizi hatırlıyoruz masası. Ve dördüncü masa, geleceğimizle buluşuyoruz masası. Bu 4 ayrı masanın akademisyenleri 4 ayrı gruptan gelen sonuç bildirgelerini, manifestolarını kendi başlıklarında tartışıyorlar. Bu da Ekim-Kasım aylarında tamamlanıyor. Ve nihayet adına şimdilik Yüksek İstişare Kurulu dediğimiz bir kurul bu 4 ayrı masadan ve aşağıdan süzülerek gelen bütün bu manifestoları, sonuç bildirgelerini 17 Şubat 4 Mart arasında masasına koyuyor ve buradan gelecek 100 yılın iktisat politikaları tüccarlar için ne olmalıdır, çiftçiler için ne olmalıdır, işçiler için ne olmalıdır, sanayiciler için ne olmalıdır bunları ortaya koyuyorlar ve dediğim gibi biz de bunları tüm siyasal partilerin, tüm sivil toplum kuruluşlarının talep eden herkesin önüne koyuyoruz. Özetle İktisat Kongresi'ni gerçekten ikinci yüzyılın iktisat politikalarının tartışıldığı ve aydınlattığı bir buluşmaya dönüştürmek istiyoruz. Son olarak şunu söyleyip bitireceğim. Biz yüzüncü yılı yüz yıl önce düşmanı nasıl denize döktüğün kutlaması olarak değil, 100 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz barışın kutlaması olarak yad etmek istiyoruz. Yani biz dünyada bu kadar küresel kriz yaşanırken, dünyada savaş yaşanırken ve daha yeni savaş tehditleri herkesin içini karartırken barışı, 100 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz barışı daha güçlü bir biçimde dillendirmek, daha güçlü bir biçimde seslendirmek istiyoruz. O nedenle tüm anmalarımızın, tüm organizasyonlarımızın, etkinliklerimizin arkasındaki ana fikir barış olacak. Ve son olarak şunu söyleyeyim. 17 Şubat 4 Mart arasında tamamlayacağımız İktisat Kongresi'nin sonunda Nisan ayında İzmir Dünya Barış Ödülü'nü başlatıyoruz. 100. yılın ardından İzmir'i barışla anılan bir şehir, barışı kutlayan ve barışı sahiplenen bir şehir olarak tüm dünyada duyurmak ve tanıtmak için belki de Nobel'den sonra en büyük barış ödülünü sunmayı hedefliyoruz. Evet, 100. yıl İktisat Kongresi ve barış ödülünden sonra son bir şey kaldı eksik, onu da tamamlayayım. Bir de bizim Akdeniz çalışmamız var. Ne demek Akdeniz çalışması? Yine bizi çok heyecanlandıran bir başlık, ondan da kısaca bahsedeyim. Bildiğiniz gibi biz Kasım ayında Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacağız. Akdeniz'in her yerinden belediye başkanlarını İzmir'de misafir edeceğiz.
Biz bunun öncesinde, Kasım öncesinde bir altlık hazırlamaya karar verdik bunun için. O nedenle de insanlığın bugün içine düştüğü bu sıkıntılı dönemin sebeplerini müzakere edecek ve çözüm önerilerini Akdeniz'den kaynaklanarak ortaya koyacak bir dizi buluşmaya ev sahipliği yapacağız. Akdeniz'de barışın, bir arada yaşama kültürünün ve demokrasinin köklerinden beslenerek belki yeniden insanlığa çözüm önerileri ortaya koyacak, yeniden umut yaratacak, çözümler ortaya koyacak bir buluşma yapmak istiyoruz ki bunun sonucunda hazırlanacak manifestoları, sonuç bildirgelerini de o belediye başkanlarının önüne koyalım. Kısacası bir yandan biz 100. yıl İktisat Kongresi ve barış çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara Akdeniz ve Akdeniz Belediyeler Birliği ile sürdürdüğümüz çalışmalar paralel yürüyecek bu önümüzdeki 9 ay boyunca. Evet, son olarak İzmir'de son 3 yılda gerçekten neredeyse yaşamadığımız felaket kalmadı. Hani depremi, seli, taşkını, yangını gördük ama kasırgayı da gördük, tsunami'yi de gördük. Ama biz İzmir'de pandemi yokken toplum sağlığı daire başkanlığını, 30 Ekim depremi daha olmamışken deprem daire başkanlığını ve yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen Türkiye'nin ilk iklim değişikliği daire başkanlığını kurmuştuk. Bu nedenle yaşadığımız tüm krizlerle çok daha hızlı bir şekilde mücadele edebildik ve İzmir'in direncini büyüttük. Tüm bu krizleri yönetirken şehrimizde dayanışmayı örgütledik. Böylelikle krizlere rağmen büyüyen bir yerel ekonomi yarattık. Sonuç hepimiz için çok gurur verici oldu. Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize rağmen yenilikçi ve şeffaf finansal yönetimimiz sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu 3A, yani hala en yüksek düzeyde teyitlenmeye devam ediyor. Gördük ki eğer el ele verirsek hiçbir şey bizi durdurmaya yetmez. Gücümüz yaşadığımız tüm sorunları yenmeye muktedir. Anladık ki bizler için artık hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var. Yani kucaklaşmak var, memleket sevgisi var, cesaretle yürümek var. Bugünler çok daha fazla olan ortak değerlerimizi yüceltmenin günleri. Bugünün temel felsefesi hepimizin adaleti yüceltmesi. Temel meselemiz birlikte yeni bir memleket inşa etmek. İzmir'de biz vatandaşlarımıza bir söz verdik. Hak yemeyeceğiz. Sen bizdensin, sen değilsin demeyeceğiz. Kardeşlik için el ele vereceğiz. Ayırmayacağız, bölmeyeceğiz, yakıp yıkmayacağız. Biz buluşturan olacağız. Çoğaltan olacağız, yeşerten olacağız. İzmir'den çok açık bir şekilde görülsün istiyoruz ki gelecek adaleti büyütenlerindir. Nefreti değil, hoşgörüyü örgütleyenlerindir. Gelecek diyorum. Evinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Murat Bey, soru cevap faslını siz yöneteceksiniz inşallah. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Sahnede bizlerle kalmanızı arz ediyoruz değerli başkanım. Tamam. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanımız Sayın Murat Demircan'ı hemen yan masamıza getirecek olan kürsüye davet ediyoruz. Soru cevap bölümünü modere etmek üzere. Sayın Demircan'a yeniden hoş geldiniz diyoruz. El mikrofonlarımızı ben buradan Sayın Başkanımızdan tamam, ödünç efendim. Alıyorum. Sorusu olan tüm kıymetli basın mensuplarımıza mikrofonlarımızı emanet edebiliriz. Sizleri bekliyoruz efendim. Sayın Başkan'a ses geliyor herhalde. Sayın Başkan'a detaylı sunum için teşekkür ediyoruz. Salondan soruları alabiliriz. Buyurun Sedef Hanım. Mikrofon geliyor galiba. Öncelikle gerçekten bu kadar kapsamlı bir
sunumu dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan gelmiş olmanın bir önceliğiyle ilk soruyu soruyorum. Bu Akdeniz projesini biraz daha açıklar mısınız? Tabii. Çünkü İzmir aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından hak ettiği payı alamıyor. Dolayısıyla gelir üretmek lazım ve turizm potansiyeli bu kadar yüksek bir şehrin bu kadar az turist tarafından ziyaret edilmesi ve ziyaret edilen turistlerin bıraktığı gelirin de bu kadar sınırlı olması üzerinde çalışılması gereken bir proje. Dolayısıyla turizm üzerindeki çalışmaları biraz daha detaylandırırsanız ve beklenti, gelir beklentisini de eğer çalışmalarınız arasında varsa paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bir potansiyel var. O potansiyelin neresinde, daha doğrusu potansiyel çalışıldı mı? O potansiyelin neresinde İzmir ve o hedeflenen gelir ve turist beklentisini ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz gibi biraz detaylı bir soru oldu ama tamam. İzmir teşekkür için ederiz. Önemli. Teşekkürler. Hemen soruları bir... toplayalım mı? Yok ben hemen cevap tamam, verirsem peki. Benim tamam. için de daha kolay olur. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu kadar vaktinizi bizle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Çok kısaca söyleyeyim turizmle ilgili önce. Evet tabii yani bu sunumun içinde bizim turizmle ilgili yaptıklarımızın tamamını sunmak mümkün değildi. Sadece başlıklarını ifade etmeye çalıştım. Ama şöyle söyleyeyim. Visit İzmir yani bizim turizm envanterimizi dijitalize ettiğimiz bir platform. Direkt İzmir doğrudan uçuş sayısını arttırmak istediğimiz bir çalışma. UNESCO markası için yaptığımız 4 ayrı başlıkta sürdürdüğümüz çalışma. Yine İzmir'in markalaşmasının önünü açacak çalışmalar. Kruvaziyer turizmi ile ilgili yaptığımız çalışmalar. Özetle bütün bunların aslında 2024'e kadar İzmir'in nüfusuna eşit olacak bir ziyaretçi sayısına ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün organizasyonumuzun ana fikri bu. Bunu yaparken de günlük kişi başı harcama tutarını, $600 civarındaki rakamı $1000'a çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi bunlar hedef olarak ortaya koyduğumuz şeyler. Bunlar için ne yapılması gerektiğini her gün düzenli bir biçimde çalışarak ama daha çok ortak akılla çalışarak üretmeye çalışıyoruz. Nedir? TÜRSAP İzmir Temsilciliği ile, Rehberler Odası ile ve diğer işte etik gibi başka turizm derneklerinin de içinde yer aldığı her ay düzenli buluştuğumuz bir yapı var. Bu yapıyla hem günlük çalışmaları gözden geçiriyoruz. Örneğin otobüslerin nerede park edeceğinden tutun, nerede turizm ofislerinin yenilerinin açılması gerektiğine kadar. Hem bir yandan akut sorunları çözecek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Hem de bu hedefe varmak için bu vadede yapılması gerekenleri müzakere ediyoruz. Bu çünkü tek başına bir yerel yönetimin altından kalkacağı bir iş değil. Biz İzmir'in bu konuda ekmek yiyen tüm tüm paydaşlarını işin içine dahil ederek bir ortak çalışma zemini yaratıyoruz. Bu başarının da buradan geçeceğini biliyoruz. Başka yolu yok. Yani tüm o paydaşlar bir araya gelmeden ya enerji kaybı yaşıyorsunuz ya patinaj yaşıyorsunuz. Biz bu ikisini de yaşamak istemiyoruz. Akdeniz'le ilgili şunu söyleyeyim. Hakikaten bugün insanlığın içinde yaşadığı enerji krizi, iklim krizi, gıda krizi, yoksulluk krizi, ya bütün bu krizler ve savaş aslında biraz bizim tekrar Akdeniz'i hatırlatmamıza ihtiyaç olduğunu gösteriyor bize. Neden Akdeniz? Çünkü Akdeniz herhangi bir kıtadan çok daha kıta aslında. Yani Asya yapan şey neyse Akdeniz yapan şey çok daha güçlü bağlar. Yani hem üç dinin doğduğu coğrafya, bütün medeniyetlerinin beşiği olan bir coğrafya, demokrasinin doğduğu coğrafya, farklılıkların, etnik yapıların hepsinin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya, yani zeytiniyle, üzümüyle, yani tüm bitki örtüsüyle ve kadim kültürüyle aslında herhangi bir kıtayı, kıta yapan değerlerden çok daha fazlasını içinde barındıran bir coğrafya. Ve üstelik ilk deniz, yani
biz ona mavi kıta diyoruz, Akdeniz'e. Bu öyle bir kıta ki tekrar insanlığa yol gösterebilir, insanlığa deniz feneri olabilir. Çünkü köklerini ortaya çıkartabilirsek, köklerinden yarattığı değerleri tekrar hatırlayabilirsek, belki bugün içinde yaşadığımız bütün bu krizlerin çözümlerini bulmak konusunda da bütün dünyaya ilham verebilir. O nedenle Akdeniz'de, Akdeniz üzerine kafa yoran, üreten felsefeciler, sosyologlar, fütüristler kim varsa onların hepsini bu temelde buluşturup belediye başkanlarının önüne çözüm önerileri getirsinler istiyoruz. Ekim'de yapacağımız bu Akdeniz çalışmasının özü bu. Kasım'daki belediye başkanları buluşmasına da bir altlık oluşturmak istiyoruz. Oradan ilham alsınlar, oradan ders çıkarsınlar ve her biri kendi kentinde bunun çözümlerini uygulamaya gayret etsin.